Normalde e, bebek e, anne karnında doğuma yakın, başı doğum yoluna girecek şekilde bekler. Doğum ağrılarıyla beraber doğum kanalına doğru baş yönlenir. E, bu normal bir prezentasyondur. Yani doğum prezentasyonu diyoruz, normal bir doğum prezentasyonu bu şekildedir. Ama birçok nedenden ötürü, Bebeğin bu pozisyonu değişebilir. Yani baş yerine makat öncelikle doğum yoluna yaklaşır ve orada doğum yoluna girmeye çalışır. Bu prezentasyon şekline makat prezentasyonu diyoruz. Bunun nedenleri arasında tabii ki çok neden var. En önemlisi başın doğum yoluna girememesidir. Bunun en önemli nedeni de plasenta previa dediğimiz bebeğin eşinin doğum yolunu tıkaması kısmi veya tam olarak ve bebeğin başının doğum yoluna girmesine engel olmasıdır. Bu durumda ağrılar başlayınca bebek e, normal prezentasyondan e, sapıp makat prezentasyonuna dönebilir. Onun dışında e, doğum yolunu daraltan olaylar işte e, bu bölgede miyomun bulunması, dışarıdan bası yapan kitlelerin bulunması gene doğum yolunu tıkadığı için Bebeğin normal pozisyonda doğum kanalına girmesine engeller. Onun dışında rahimin e, e, özellikle yapısal anomalileri söz konusudur. Çift rahimin bulunması, rahimin ortasında bölme olması ve rahimin çentikli olması bebeğin normal bir pozisyonda e, doğum yolunda ilerlemesini engeller ve bu şekilde e, makat doğuma yol açabilir. Onun dışında prematürelik, prematüre bebekler genelde makat e, prezentasyonuyla doğma eğilimindedirler. Prematüre gebelik de e, makat prezentasyonu için bir nedendir. E, belli başlı nedenler arasında bunları sayabiliriz.